arkadaşlar. Ben Rüştü Hoca. Şiir bilgisi soru çözümüyle karşınızdayım. Harika bilgiler alacağız. Onun garantisini vereyim Allah'ın izniyle. Peki hocam Rüştü Hoca ile Türkçe benim Instagram hesabım. Neden bunu burada sürekli söylüyorum? Burada hikayelerimde özellikle arkadaşlar. Edebiyat sorularına yönelik çok müthiş tahminlerde bulunuyorum. Lütfen takip etmeyi, bu sayfaya katılmayı unutmayın. Pelikan de zaten kitaplarımı alabileceğiniz en hızlı ve güvenilir yer diyebilirim aklınızda kalsın. Peki şiir bilgisi, soru çözümü yapacağız. Neler kazanacağız? Bakalım neler öğreneceğiz? Sınava şurada 5 kala bakalım. Ne kadar büyük adımlar atacağız. Peki uzattım hemen başlıyoruz. Ekrandan aldık o kağıdı da. Evet başlanıyor. Hangisi söylenemez? Bakalım hocam bu tarz sorular. Özellikle bu tarz sorularda 11'li hece ölçüsü gibi ya da durak soruları vesaireler. Duraklar belki tahmin edilebilir ama kullanılabilir ama hece ölçüsü tarzındaki ifadeleri lütfen görmezden gelin. Ha cevap olmaz demiyorum. Bence olmaz da yani imkansız da yine de yani her şeye açık olmakta fayda var. Bu tarz sorularda bu tarz şıkları lütfen sona bekletin olur mu? Sona bırakın biraz dursun acele etmeyin. Peki semai nazım biçimine yazılmış diyor. Semai için ne bekliyoruz? 8'de değil mi? Bakın hece ölçünü nasıl buluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ünlü harfleri saymanız yeter arkadaşlar. Tutup da kara, gözlü dersen Allah aşkına videoyu kapat git ya. Bunu hala yapıyorsan büyük rezilliktir bu. Gerek yok buna o ilkokulda kaldı ilkokul 3'te işte bitti. Ünlüleri tak 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 saydım. Kaç ünlü var hocam? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 adet. 11 lece ölçüsü yazılmış. Demek ki semai nazım biçimine yazılmış olma ihtimali yok. Sıfır. Peki hocam. Lirik bir şiirden alınmış. Şimdi soruyu çözdük ama dediğim gibi her soruyu irdileyerek gideceğim çok şey kazanacağız diye söz vermiştim. O sözümü tutayım. Kara gözlü oğlu oğlu ağlama diyor. Kara gözlü diyor değil mi? Burada bir duygu var belli ki. Lirik şiirlerde duygu olur. Genelde aşk olur. Redif kullanılmıştır diyor. Evet ağlama, bağlama, ağlama. Benzer ekler. Aynı görevde ekler, sözcükler var. Redif zaten kullanılmış. 10 bileyici ölçüsünü zaten söylemiştik. Koşma tipi uyak düzeni. Bakın bu her sene 2019'da da sorulacak. Her sene geliyor. Mutlaka gelecek. A, 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 B hocam. 3A1B. Aynı kafiyeli işlere biliyorsunuz aynı harfleri veriyorsunuz. Başlangıcımız mutlaka A ile oluyor. Sonraki dize aynı kafiyede ise ona da A diyorsunuz. E, sonraki dize yine aynı kafiye yine A diyoruz. E, son dize de artık olay değişiyor. Aynısını görmüyorum. Doğal olarak B diyorum. A, A, A B koşma tipi uyaktır. A, A B A ise mani tipi uyaktır. Şurada bir soru yatıyor. İçimiz rahat olsun. Adana. Peki hocam devam edelim. Kalemimizi değiştirelim. Adam akıllı bir kalem alalım. E devam edelim diğer soruyla. Hangi şiir hakkında bilgi verilmemiştir diyor. Bakalım orman, dağ, yayla diyorsa ne diyeceksin? Pastoral. İçinde bulunan toplumun düzensizlikleri diyorsa yani bir eleştiri varsa satirik. Satirik kelimesi satır kelimesinden aklınızda kalsın. Hani satır böyle aklımızda olumsuz şeyler uyandırır ya kesmek, vurmak, koparmak değil mi? Satır, satirik aklınızda öyle kalsın. Peki hocam devam. Tiyatro türüyle özdeşleşmiş. Tabii ki dramatik. Bakın arkadaşlar dramatik demek dram demek değil. Genelde öğrenciler hocam drama işte acıklı duygusal. Hayır dramadan kalsın aklınızda. Dramatik dramadan kalacak. Tiyatroda kullanılan şiir türü lütfen. Devam hocam. Belli bir düşünceyi aşılamak. Ha bana bilgi verecek. Şu şöyle olmalı diyecek. Belli ki eh didaktik olacak. Bakın arkadaşlar çözdüğümüze değsin. Ben 5 dakikada hızlı hızlı tık 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 geçebilirim ama size fayda sağlamaz. Bakın burada müthiş bilgiler aldık. Şu sorudan altın değerinde bilgiler aldık. Bu sorudan satırı aldık, dramayı aldık. Bakın daha önemli bir şey söyleyeyim size. Didaktik şiirler genelde şu tarzdır. İşte oğul şunu yapma. Şuraya sakın gitme. Şunu şöyle bilesin gibi. Genelde böyle emir kipinin kullanıldığı şiirlerdir didaktik şiirler. Yani didaktik şiir deyince aklınıza böyle 1950'de şu oldu. Yazarlarımız bunu anlattı. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Böyle bir şiir yok. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle unutma falan gibi. Böyle direktiflerle oluşan bir şiir aslında. Didaktik şiir, öğretici şiir. Peki. Epik şiir yok. Yani kahramanlık vesaire yok değil mi? Peki. Hangisinde diyor hem redif hem uyak kullanılmış unutma bunu yaz bir köşeye kafiye kökte redif ekte bulunur tekrar kafiye kökte kelimenin kökünde redifse ekte bulunur. Gelin nasıl yapıyoruz bu redif uyak işlerini beraber bir halledelim ya şunun bir hakkını verelim bak hemen dize sonuna geliyorsun yani oraları okumakla işin yok hocam bak bakın ve yakın bir benzerlik var değil mi akınlar falan bir şeyler var. Hemen oraya bir gittim. Kelime kökünü alıyorsunuz. İlk adımınız bu. Birinci adım kelimenin kökünü almak. Yakmak ve bakmak. Ha tamam. Yakın, bakın, şahıs ekleri arkadaşlar. Burada değil mi? Siz bakın, siz yapın neyse artık. Aynı görevde ek olduğu için ona redif diyoruz. Aynı görevdeki eklere redif denir. Unutma ya da aynı sözcüklere. Yakmak ve bakmakta. Şimdi redifi bulduğumuza göre redifi artık kapatıyoruz. I'nları kapattık. Geriye yakmak ve bakmak kaldı. Yine sondan gidiyoruz. Kaç ses benzerliği var? Sıra kökte olduğu için kafiye bulacağız. K, K. A, A. İki ses benzediği için buna tam kafiye diyeceğiz. Unutmayın lütfen. Yarım, tam ve zengin kafiye var. Tabii sonrasında Tunç cinaslı var ama onlar çok kullanılmıyor biliyorsunuz. Yarım kafiye bir ses benzerliği. Tam kafiye iki Zengin kafiye ise 3 ve sonrası. Adeta 1, 2, 3 gibi aklınızda kalsın olur mu? Yarım tam zengin 1, 2, 3 gibi aklınızda kalsın. Çok bariz burada hem redif kullanılmış hem de kafiye kullanılmış. Mesela aslan ve ayan kelimelerine bakıyorsunuz. Şimdi herhangi aynı ek yok. Değil mi? Ek yok bu sözcüklerde zaten. Doğal olarak hemen ses benzerliklerinden iki ses benzedi tam kafiye falan diye yürüyorsunuz. Ya da muhabbet, sohbet. Bakın herhangi bir ek yer almamış. Yani redif yok. Direkt kafiye bulmak zorundasınız. Üç ses benzediği için zengin dersiniz. Suzan ve insan iki ses benzediği için tam dersiniz. Ne diyor? Eyledim nazar dolaşır gezer. Ya burada da aynı görevde ek olmadığı için yine iki sesten Yürürsünüz daha doğrusu bir sesten yürürsünüz yarım dersiniz falan. Doğal olarak önce redif bulunacak sonra kafiyeye gidilecek. Yoksa redifimiz kafiyeyi bulur geçeriz hocam. Peki yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez? Hecenin sekizli kalıbı demiş. Hemen ünlüleri sayıyorum. 1, 2, üç 4 aslında gerek yok da 5, 6, 7, 8 yine de hece bulmayı göstermiş olacağım. Kafiye kullanılmış diyor. Evet yani kiraz biraz olmaz da benzer ekler yok belli ki. Kafiye kullanılmış burada değil mi? Haydi uyumayın hocam. Haydi burası çok önemli hocam. Ne diyor başka? 4 artı 4 8'li. 1, 2, 3, 4. hocam nasıl anlıyoruz bunu? 4 artı 4 dediği şu. 4 tane ünlüyü sayıp çizgi çekiyorsun. Çektiğin bu çizgi herhangi bir kelimenin ortasına üstüne gelmiyor ise tamam diyorsun duraklı yazılmış. Mesela 1, 2, 3, 4 saydım. Bakın 4 ece kestim. Ha sıkıntı yok. Demek ki 4 artı 4'e de uyulmuş. Düz uyak tipiyle yazılmış. A, 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 B'yi görüyoruz burada. A, 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 B. Bu bir düz uyaktır. Düz uyak A, A, B, B de olabilir. Düz uyak 4 tane A'dan da oluşabilir. Düz uyak 2 A, 1 B'ye bir tane daha A da olabilir. Yani mani tipi olabilir. Koşma tipi olabilir. Ya da bu tarz görüntüler bize düz uya söyler. Unutmayın tam dört görüntüsü var. Müthiş bir konu özeti yapıyoruz aslında değil mi? Düz uyakta cepte redif kullanılmış. Aynı görevde ek olmadığı için redif kullanılmıştır diyemezsiniz. Değil mi aman arkadaşlar? Haydi kaçırmayın. Devam. Yukarıdaki dizelerle. Ha hocam ben bu soruları yapamıyorum dediğini şu an duydum hocam. Sarma uyak oluşturulursa sıralama hangisidir diyor. Şimdi kafamızdan bir şey oluşturmayalım. Herhangi birini deneyelim. Mesela 4-1 demiş. 4'ün bize bardakla bitiyor. 1 Arasından da bitiyor. Tamam 4-1. Sonrasında 3 demiş. Yaprakla bitiyor olmadı. Şimdi sarma uyakta ne bekliyoruz? A, B, B, A. Abba'yı bekliyoruz değil mi? Abba. Yani iç içe geçmiş birbirini sarmış bir görüntü söz konusu. Şimdi 4'ü aldığımız zaman nasıl bitiyor? Bardak diye bitiyor bak. Sonra ne diyor? 1. Arasından yani dandenle bitiyor. Sonra 3. Neyle bitiyor? Zaman. Devam ediyorum. Sonra ne diyor? 2. Yaprak. Ha bu olabilir mi hocam? Hemen bakalım. Ne demiştik? Yaprağı da şuraya yazalım öyle bakalım. A diyelim bardağa. Arasından B diyelim, zamana da B diyelim, yaprağa da yine A diyelim. Evet, A, B, B, A'dan değil mi? Sorumuzun cevabı çok net Adana olacak. Hocam, kendin hiç böyle parçalamaya gerek yok. Şıkkın herhangi bir tanesini bu tarz sorularda denemen yerinde olur. Peki uzattım. Hangisinde ek durumunda bulunan redif kullanılmamıştır? evde, okulda bakın daha D'ler redif ek durumu da dediği bu. Ha demek ki redif aynı zamanda sözcük görüntüsünde de olabilirmiş. Mesela gibi gibi değil mi bu tarz ifadelerde redif oluşturabiliyor. Devam ne diyor ek durumunda redif yok diyor. Özüne yüzüne öz ve yüz kelime köklerimiz tekrar öz ve yüz. Üneler aynı anlamda, aynı görevde ek olduğu için bunlara redif diyeceğiz. Yani ek tarzında redif burada var. Devam ediyorum arkadaşlar. Göre ve ere. Şimdi ol göre göre. Ha buradaki a e'ler zarf fiil eki. E ile bir ere. Er insan kişiye demek istiyor. Bu da yönelme. Şimdi zarf fiil eki yönelme aynı ek mi? Hayır. Aynı görevde ek değil. Bakın arkadaşlar. Öğrenciler şunu yapıyorlar genelde. Görmek kelime kökü. Er kelime kökü. Hocam e'ler var işte. Ya e'ler ses olarak, görüntü olarak benziyor da. Aynı görevde mi? Redif için aynı görevde olması şart. Doğal olarak birisi zarf fiil, birisi yönelme. Yani burada redif yok. Yelenler, bilenler, larlar var. Sona bana, aalar var. Bakın son, sona. Ben, bana gibi. Kısalmak, kalmak, ır ırlar, geniş zaman. Aynı görevde olduğu için bunlar hep ek halinde redifken. Bursa'da redif, medif. Özellikle medif değil mi? Yok haydi hocam espriyi bırak sen bana dersini anlat peki. Hangisi diğerlerinden farklı şiir türü? Yani şiir türü derken Pastoral, lirik falan fistan aman hocam ok gıcırtısından ok ve kalkan epik hocam çok net bir elife dili dönmeyen hüdük şehristana gelir ezan beğenmez diyor bismillahirrahmanirrahim. Burada çok bariz satır var satır satır yani satirik satırla vurdu adamı kesti adeta kesilir kelleler boşalır kanlar meydan kan epik yiğitler. Epik. Şahlar. Epik. Doğru cevap Bursa'nın ta kendisidir. Net. Hocam net. İçin rahat olsun. Hangisinde redif yoktur? Ha bakalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen dize sonuna geliyoruz. Çınar ve Pınar'ı gördük arkadaşlar. Çınar, Pınar. Peki kelime kökü Pınar, kelime kökü Çınar. Geriye bir ek kaldı mı? Hayır. Bu kelimeler aynı kelimeler mi? E, hayır. Demek ki redif yok. Hani Pınar Pınar olsa diyeceğim ki redif işte burada. Ya da pınarda, çınarda olsa dağ dağları alacağım redif diyeceğim. Kelime köklerini aldığım zaman geriye aynı görevde bir ek hatta hiç ek kalmadığı için burada redif yoktur. Değil mi? Aldanır, canlanır, bağım, dağım, emeller, eller, dolar, solar. Çok bariz redifler havada uçmuş. Bakın arkadaşlar, sınavda redif ve kafiye mutlaka sorulacak. Kesinlikle redif kafiye bilgisine sahip olmalısınız. Peki hangisi yanlıştır diyor? Şimdi yarım kafiye. Bakalım. Hemen dize sonlarına geldiniz. Bir benzerlik hissediyorsunuz değil mi? Miyorlar, sormak, vermek, ermek falan, değil mi? Kelime kökü alıyorsunuz. Bakın ilk adımınız bu. Ermek, sormak ve vermek. Geriye ne kaldı? Miyor, muyor ve miyor. Hocam burada u olmuş. I, I, U, Ü değişimi olabilir arkadaşlar. Redif ek olacağı için daha çok eklerde ünlüler değişebilir. Da, D, de, Ta, T bile aynı kabul edilmelidir. Doğal olarak miyorları aldım hocam. Redif dedim. Tamam. Ermek, sormak ve vermekte. Tekrar şuraya yazayım. Ermek, sormak ve vermekte. Hangi sesler benziyor? Sadece R'ler. Hocam burada bir de E var. Bununla işimiz yok hocam. Biri ortada, biri başta. Biz en sondan başlıyoruz, değil mi? Sondan başa doğru gidiyoruz. Tek ses benzediği için çok bariz bir yarım uyak kullanılmış harikasın hocam. Duraklı 11 durak. Ya bakalım hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11. Ünlüleri saydım. Geç bunu. 11 ile ölçüsünün yeryüzünde hiçbir sınavda doğru cevap olma ihtimali yok. Yer yarılsa sınavda, kıyamet kopsa olamaz. İçin rahat olsun. 11'li mi? Geç hocam, kesin doğru da geç. Ha, test kitaplarında yaparız o artistliği. Sayarsın 9 çıkar falan, saçmalık zaten o. Geçtim, soyutlamaya yer verilmiş. Benim bu gidiş aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah fermanı selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Satirik eleştiri var. Ya kimse halimizi sormaz, sersefiliz diyor. Daha ne desin? A, 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 B. Evet. Ermek, sormak, vermek. Aynı kafiyeleniş. Bakın ilk dizeye A diyoruz. İkinci dizede aynı kafiyede olduğu için buna da A diyoruz. Üçüncü dizemizde aynı kafiyede yine A diyoruz. Son dize bizim. Hiçbirine benzemiyor. Buna ikinci harfimiz olan B verelim diyoruz. A, 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 B. Yani işte şu görüntü. Doğru cevap C, olacak. Peki. Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair hangisine öncelik vermez? Bakalım. Şiir yüreğin sesidir. Nesnelliği değil, öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir. Önemli olan sözcüklerin tınısı sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile ezgi gücü varsa şiir değerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur. Süper. Tını diyor, sezdirmek diyor. Yani imgeye yer verir bu adam. Düşünce biraz dursun. Ritime yer verir. Yani musikiye yer verir değil mi? Ahenge yer verir. Duygu tabii ki. Nihayetinde sezdirmek var. E izlenim de var değil mi? Ruhi bir izlenim olabilir. Ya da bildiğimiz gözlemsel bir izlenim de olabilir. Düşünce hayır ya değil mi? Yani burada düşünce duygusu ya şey yok ya. Burada bildiğin saf şiir var ya. Ahenk var ya. Burada biçim var. Biçim bana biçimi anlatıyor. Yani düşünceyle, içerikle falan bu adamın işi olmaz. Küçük bir anlam sorusuyla kafaları dağıtmış olduk. Peki devam ediyoruz. Hangisi yanlıştır? Gelin tek tek irdeleyelim. Birinci ve üçüncü dizeler. Birbiriyle tam uyaklı. Bir ve üç. Bakalım. Yağmur ve nur. Şimdi nur kelime kökü. Yağmaktan yağmur. Tamam. Benzer bir ek var mı hocam? Yok. Demek ki direkt ses benzerliğine bakacağım. R, U, R, U. İki ses benziyor. Tam uyan. Ta kendisi. Bu çok net dol. Değil mi? Burada problemimiz yok. Birinci ve üçüncü dizeler. Aynı dizeler. Ve iki dört dizeler arasında çapraz uyak var. Bakalım A dedim buna B diyorum buna da A diyorum buna da B. Bakın Nur'a A dediğime göre aynı kafiyede olan Yağmur'a da A demek durumundayım. Şaf'a B diyorsam aynı kafiyedeki başa da B demek zorundayım. A B A B bize çapraz uyağı söyler. Bakın burada bir çarpı işareti var değil mi? Ortada çıkan çok bariz bir çapraz uyak görüntüsü var. Dize sonlarında redif yoktur. Çok doğru. Nur kelime kökü ek yok. Yağmur dışında ek yok. Şafak, başak ek almamış benzer ekler yok aynı görevdeki. Aynı kelime tekrarı yok. Redif yok tabii ki. Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuş. Bakalım. Rüyan pınarlarla boğulunan nur. Sevgin sırma sırma dökülen şafak. Senin için ekin öpüyor yaprak yağmur. Senin için tarlata büyüyor başak. Senin için derken senin için değil mi? Ölçüyü tutturmak için yapılmış. E durak kaldı sorusu. Durak sorusu. Bakalım. 4-4-3 diyor. Yani 4 ünlüyü say bir çizgi çek diyor. 1-2-3-4. Çektim çizgiyi ha kelimenin ortasına geldi. Demek ki bu şairimiz durağa uymamış. Yani duraklı bir şiir değilmiş demek. Tamam aman dikkat. Peki bu maniyle ilgili olarak hangisi söylenemez? Cinaslı uyak kullanılmış bakalım. Böyle bağlar. Yar başın böyle bağlar. Gül açmaz bülbül ötmez. Yıkasın böyle bağlar. Bağlama eylemi ve üzüm bağı. Tabii ki yazılış söyleniş aynı ama anlam farklı cinaslı. Benzetmelere yer verilmiştir diyor. Şimdi durdum hocam benzetme beklesin. Gibiler yok, bir şeyler yok. İlk dize uyak oluşturmak amacı. Evet ya genelde manilerde ilk iki dizedir. Kesik manilerde genelde ilk dize böyle alakasızdır. Yani sırf uyak olsun diye yazarlar. Uyak düzeni A, A, B, A. Tabii ki bağlara A diyorsam bu bağlara da A diyeceğim. E buradaki bağlara da A diyeceğim. Farklı olduğu için de buna B ikinci harfimizi vereceğiz. Tabii ki uyak düzeni A, A, B, A. Kesik mani olarak evet kesik maninin görüntüsü şudur arkadaşlar. Kesik mani budur. Yani şöyle kareyi aldığımız zaman, çizgi içerisinde daha doğrusu aldığımız zaman görüntü bu. İlk dize genelde kısa verilir, kesik mahalledir, benzetmelere yer verilmiştir. Tam bir saçmalıktır. Devam hocam, onlarca yüzlerce soru bizi bekler, çok şey katmalıyız. Kullanılan ölçü ece ölçüsü. Hemen ünleri sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-11 ece ölçüsü belli. Öğretici şiir. Aşağı yukarı keklik sekişli, inişe aşağı tavşan büküşlü. Düşmanın görünce şahin bakışlı, kuğuya benziyor boynu kır atın diyor. Müthiş bir şiir ya. Harika bir şiir. Öğretici mi? Yo ben hiçbir şey öğrenmedim. Dursun. Uyak kullanılmış. Sekmek, bükmek ve bakmak. Bu ışlı işli üçlüler var ya. Bunlar redif redif. E, sekmek, bükmek ve bakmaktaki tek ses olan K harfi uyağı söyler bana, yarım uyak. Tezat sanatı, aşağı yukarı ya, iniş çıkış falan filan, neyse artık fazlasıyla var. Benzetmeye başvurulmuş, evet tavşan büküştü, tavşan gibi demek istiyor. Bursa çok yerinde. uyuma hocam. Soru çözümü, şiir bilgi soru çözümü çok şey katacak. Garanti iki soru var arkadaşlar bu sorulardan. Ne diyor? Uyak düzeni ve çeşidi hangisine verilmiş? Bakalım hemen. Sanırım A, A diyorum. İlk dizeye her zaman A demek zorundayız. İkinci dizede aynı uyak yok buna B diyeyim harf değişsin. Üçüncü dize ha bir ve dir benziyor bunlar birbirine buna da B diyelim. Aldanırım sanırım bunlar da birbirine benziyor buna A dediysem buna da A demeliyim. Yani bir abba var bir sarma uyak var ya da sarmal diyorlar buna biliyorsunuz. Peki sanmak ve aldanmak benziyor. Buradaki N ve A'dan dolayı iki sesten dolayı tam uyak var doğru cevap, kesinlikle Ceyhan olacak.